kansınız. En çok sizin teşvik etmeniz lazım. Firmayı söyleyelim. ETS'ydi değil mi? ETS. Evet. ETS, evet. Şimdi bakanın sahibi olduğu kendi firması. Bir saplama yapayım. Ürsel Bey, seyircilerimiz daha rahat takip etsinler. Çünkü bir turizm sektörüne ayrıntılı bilmiyor olabilirler. Sevgili seyirciler, mevcut Kültür Bakanı Ersoy. İsmi Mehmet Ersoy muydu abi? Evet. İki Mehmet kardeş, Ersoy. Murat Ersoy ve Mehmet Ersoy ikiz oldukları için ikisi de aslında Turizm Bakanı sayılır. İki Ersoy da Turizm Bakanı diyor. İkiz olduklarına göre bazen o yorgunken öbürsü bakanlık yapabiliyor mu? Yok, yapamıyor çünkü. Bir tanesinin galiba karşılıksız çekten cezası varmış. Uğur Dündar bir yazdı geçenlerde. Ha. Ama tabii ki masaya otursa hangisinin hangisi olduğunu bilemezsiniz. Hangisi cezaevinde yatacak bilemeyiz. Allah korusun, yatmasın tabii de. Tamam. İki Ersoy dediğiniz için hani birisi Murat, birisi Mehmet Ersoy. Sayın Bakan'ın ikiz kardeşi de turizmci. Ha. Kendisi de. Sevgili seyirciler, ETS diye bir firma vardı. İsimlerinde oradan geliyor zaten. Ersoy'dan geliyor galiba ETS. Evet, evet. Bu firmanın sahibi Mehmet Ersoy, yani Kültür Bakanı. Ne alakası var ki turizmle kültürün? Turizm ve Kültür Bakanı. Aynı zamanda bir ara olmuştu. Ne olayı olmuştu? Ali Kalkancı olayı olmuştu. Hatırlıyor musunuz? Evet. Ali Kalkancı'nın eşi miydi neydi? Kız kardeşi galiba Ersoy'un. Onu da söyleyeyim. Şimdi yani bakanın, sevgili seyirciler, bakanın firması var, ETS. Aynen Sağlık Bakanı Kahrettin Koca'nın hastanelerinin olması gibi, Medipol hastaneleri. Ama sorulduğu zaman Kahrettin Koca'ya diyor ki ben kardeşime devrettim diye söylüyor, öyle kurtarmış.